Ürün vardı sadece elinizde, sermaye nakit olarak bir şey yoktu. Evet. Trendyol'a bu ürünleri yüklediniz. Sonraki adımınız ne oldu? Biraz giveaway çalışması yaptık açıkçası. 5 yorum olduktan sonra zaten toplam 5 günde ben sipariş almaya başladım ama siparişler akıyor yani inanamazsınız çok da profesyonel fotoğraflar var, mankenli fotoğraflar var. Bunları kendiniz mi çektiniz dışarıda bir yer yoksa Şöyle nasıl yaptınız? Söyleyeyim, dışarıda çektirdim ama inanın çok 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 uygun fiyatlara. Böyle en iyi şekilde en kaliteli böyle tek tek ellerimle hani mankenli kendim ilgilendi. Yani çok güzel aslında ya yani tabii ki kadınlar bu işi yapamaz diye söylemiyorum. Elbette yapabilir hatta kadınların pratik zekası erkeklerden biraz daha ileride ve bu şartlar ne olursa olsun hani çocuğunuz olabilir. Kadınlar bu yönde teşvik olursa eğer özellikle ticaret yönünde diyorum ki siz güzel bir örnek oldunuz bizim için. Ya bence isterse kadınların yapamayacağı bir şey yok. Bugün istifade ettiren fikirlerde genç bir kadın girişimciyle birlikteyiz. Hava Hanım benim konuğum bugün ve Hava Hanım bir ev hanımı. E-ticaretle herhangi bir bağı ilgisi yok geçmişte 15 ay öncesine kadar. 15 aydır da e-ticaret yapıyor. Trendyol üzerine satış yapıyor. Şu an 1 milyon TL'yi çoktan aşmış durumda mağazası. Tabii rakamlar çok önemli değil. Önemli olan buradaki başarısı bizim için. Havva Hanım'ı tanıyacağız. Mağazasını inceleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Havva Hanım. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Ee, sizi bir tanıyalım Havva Hanım. 15 ay öncesine gidelim tabii ki. Havva Hanım kimdir? Ne yapar? Geçmişte neler yapıyordunuz ve sonrasında e-ticaret aklınıza nereden geldi? Nasıl başladınız? Erken yaşta bir evlilik yaptım. Sonrasında çocuklarım oldu. Onları büyütürken bu aşamada biraz... Aslında bir şeyler yapmak istiyorum. İşte ne yapabilirim derken dolap uygulaması ile karşılaştım. Orada ufak ufak işte çocukların kıyafetlerini satarken biraz hoşuma gitmeye başladı açıkçası. Çalışmak istiyorum. Ne yapabilirim? İşte çocuklarım var. Onları bırakabileceğim bir yer yok. Ne yapabilirsin diye eşim de dedi ki araştır ne yapabilirsen ben senin arkandayım. Sonrasında oğlum daha bebekken araştırmaya başladım. Koskep'le karşılaştım. Onun Girişimci derslerini, sertifikalarımı aldım. Sizin videolarınızı çok fazla izledim. Yani şöyle bir buçuk yıl kadar bir araştırma sürecim oldu. Sonrasında Allah nasip etti, 15 ay önce şirketimi kurdum. Sonrasında giderek devam etti. Sadece Trendyol üzerinde satış yapmaya başladım önce. Orada mağazamızı açtık. Çünkü oradaki müşteri potansiyelini başka bir yerde yakalayacağımı düşünmüyordum açıkçası. Hani hı hı. kendi siteni kur, sosyal medyada öyle bir müşteri potansiyeli yakalamak çok zor. O şekilde girdim e, Trendyol'a, ürünlerimizi yükledik. Öyle başladı serüvenim. Peki tabii işin sırrı da detaylarda gizli tabii ki. Ben tabi. şimdi o detayları biraz merak ediyorum. Hı hı. Mesela COSGAP. şimdi Kadın evet. girişimciler merak ediyor. Birçok kişi diyor ki ya ben işte sermayem yok ya da işte gücüm yok, e, maddi hı hı. durumum yok ama bu işler çok büyük işler, karmaşık işler. Devlet bana destek olur mu ya da kurumlar bana destek olur mu diye merak ediyor. Hı hı. E, COSGAP süreciniz nasıl oldu? Nasıl başvurdunuz? Gittim görüştüm. Esasında kadın girişimcilerine gibi bir desteğiniz var diye ama çok fazla istediğim motivasyonu oradan alamadım ben. COSGAP Desteği almadım bu arada. Dedediğim yani destek olmadı yani. Destek olmadı. Hayır yani ben bu bir şekilde trend yolu satış yapmaya başladığımda çok fazla birden satışım oldu, cirolar yaptım falan derken Cosgap desteği bana çok mantıklı gelmedi. Neden? Bir de oranın şartları biraz çok detayları çok ince uyum sağlayamayacağımı düşündüm. Bir süre zaten çocuklarım var, evim var, evden çalışıyorum bu arada. 7 ay kadar evden çalışma sürecim oldu. O şekilde yani çok uygun gelmedi bana. Bana çok uygun uymadı açıkçası. Böyle çok detayları var onun kabulü için. En çok hangi kriter mesela uymadı? Mesela ben şimdi e, ürün tedariğinde Yakın bir akrabamla çalışıyorum ama ondan şirkete geçiş olmaması gerekiyor. Akrabalardan destek almaman gerekiyor Cosgap hmm. desteği almak için. Yani sadece kendi başına bir şeyler yapman hmm. gerekiyor. Orada bir detaya takıldım. Sonrasında işlerim iyi gidince de aslında o desteğe de ihtiyacım olmadığını anlayınca çok üzerine gitmedim Cosgap'in. Ben de benzeri bir şekilde bir yazılım projelerine devletin bir desteği vardı. Ona başvuralım demiştik geçmişte. Bundan bir buçuk iki, iki yıl olmuştur belki de. Bana şey dediler işte bütün ekibin yani çalışan ekibin mühendis olması gerekiyor herkesin ya benim tamam yazılımcılar var da hepsi mühendis değil. Yani bir tanesi benim mühendisi olmasa bordrolu çalışan o desteği vermiyor yani o kadar çok yokuşa sürdüler ki işi yani de, almayayım diye belki o desteği olmadı sonuç olarak yani zor oldu. Tabii aslında başlangıçta da şimdi ben gidiyorum görüşmeye hani bana ne gibi destek olabilirsiniz aslında Hı -hı. şunu diyorlar hani... şirketinizi kurmakta yardım edeceğiz işte şöyle başlangıçta ama öyle değil diyor ki bana sen işini kur atölyeni kur atölye mi kur, kurmak istiyorsun bütün ürünlerini al stoklarını kur işte biz o zaman incelemeye geleceğiz sürekli denetlemeye geleceğiz eğer uygun görürsek yani Hı -hı. o bana çok mantıklı gelmedi. Yani yani, yani benim bir desteğe ihtiyacım varsa bunu bana ver ben işimi kurayım değil açıkçası. Orada çok işi dediğiniz gibi yokuşa sürüldü. Çok uygun gelmedi. Allah nasip etti bir şekilde başladım işe de. Şimdi zaten mağazanıza geleceğim birazdan. Merak edenler için şimdiden şöyle bir sağda ufak bir göstereyim. Tight satıyorsunuz aslında. Bunların evet. hepsi tight. spor Hı -hı. taytları, sporda Kullanılan evet, toparlayıcı e, taytlar yapıyorsunuz. Bayağı da başarılı bir mağazanız var. Şimdi peki buraya gelmeden önce şimdi bir daha geçmişe gidelim. Peki o zaman Koskep Destek size vermedi. Yani destek aradığınıza göre maddi bir e, beklentiniz vardı sonuçta itibariyle bir yerden destek. Alayım ki ben bu işi yapayım dediniz. O sıralarda bu ürünü satma fikri var mıydı? Tabii şöyle benim eşim e, yaklaşık 20-25 yılda tekstil üzerine Hı. çalışıyor. Bir aile babası aile şirketleri var. İş kıyafetleri yapıyorlar ama e, tight üretimi de oldu geçmişte. Onunla alakalı da hani zaten direkt tight vardı benim aklımda. Hani bayan alt grup e, yapmak. Toparlayıcı taytlar biliyorsunuz her zaman kadınların da hassas noktası. O şekilde tayt yapmak bu şekilde aklımda evet. yani hani modelim ürünüm her zaman belliydi. İş modelini kurmak vardı aslında o şekilde. Bir de bu ürünlerde beden sorunu çok fazla olmadığı için iade oranı da düşük değil mi? İade oranında düşük ama şey kumaşın toparlayıcı etkisine göre yani müşterinin beklentisine göre değişiyor. İade oranları çok yüksek değil evet. Burada çünkü mesela herhangi bir ürüne girdim. Şimdi beden olarak tamam x small small medium diye gidiyor ama hani şey gibi değil tişört alırsın mesela medium giyiyorsundur. Ama onun kalıbı 1-2 santim daha ufaktır. Sana medium ufak gelir large ile la değiştireyim dersin. Ama Ama bunlarda çok öyle bir şey olmuyor. Esnek olduğu için ürünler. Olmuyor. Çok da esnek değil aslında. Toparlayıcı değil olduğu için çok fazla esnekliği de olmuyor. O yüzden İade ede edebiliyorlar Öyle yani. bir ihtimalle. Anladım. Evet. Çok hakim değilim ürüne. Sadece taytların beden sorunu olmadığını tahmin ediyordum açıkçası. Demek Hı -hı. ki değilmiş. Peki burada şimdi paranız açıkçası var mıydı yok muydu bilmiyorum o dönemde. Sonuçta bir sermaye gerekiyor. Hı -hı. Gerçi eşinizin e, üretim yaptığı bir ürün olduğu için evet. en azından pazarlama için, ürün için değil belki ama pazarlama için sermaye ihtiyacınız vardı. Ne yaptınız o dönem Nasıl buldunuz sermaye? E şöyle hali hazırda ürün olarak aslında sermayem üründü o şekilde hmm. söyleyeyim. O şekilde başladım. Yani yes, ürün elimde vardı sadece. evet sadece ürün vardı. Hmm. Yani nakit, nakit yoktu. Evet, yoktu. yoktu. O zaman Trendyol'a yüklediğiniz ürünleri? Tabii ben direkt e, ürünlerim hali hazırda var zaten. Üç modelim var bu arada. Direkt Trendyol'a yola girerek hani ürün üzerinden hiçbir sermayem olmadan o, o zamanlar birçok modeliniz vardı. Şu an 17 ürün var çünkü mağazada. 17 ürün şey sonrasında ürün çeşitliği, renk ha, çeşitliliği, renk çeşitliliği yaptım. Renk olarak. Hı -hı, renk anladım. Çeşitliliği. Model olarak 3 model renk. model olarak, olarak 3 4 renk çalışıyordum en başta. Sonrasında Hı -hı. çapraz kemer benim en kafadaki ürünüm. En çok sattığım, en çok ciro yaptığım ürünüm. Onun renklerini yapmaya karar verdim. Bu arada bu e, Trant yol'a girdikten birkaç ay sonra özel bir müşteriden de sipariş aldım. Bu arada o da Trant yol'da güzel bir marka. Onun da üretimini ben yapıyorum. Ha, süper. Hı -hı. Şu çapraz beden denizi şu siyah olan. Evet şu siyah olan. Görüyoruz zaten. Evet. Şu model. Anladım. Evet benim göz bebeğim. <gülüyor> 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 e şimdi bu ürün tabii ki içeride satabilmek için fotoğraflarını çekmek gerekiyor. <laughs> şimdi, çok da profesyonel fotoğraflar var. Mankenli fotoğraflar var. Bunları kendiniz mi çektiniz dışarıda bir yer yoksa Şöyle nasıl yaptınız? Şöyle söyleyeyim. Dışarıda çektirdim ama inanın çok 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 uygun fiyatlara. Yani böyle en iyi şekilde, en kaliteli böyle tek tek ellerimle hani mankenle kendim ilgilendi. Yani ne kadar uygun fiyata yapılabiliyorsa, bir iş ne kadar uygun fiyata kurulabiliyorsa en dip fiyatlardan yaptım hmm. bu işi. Hani gittim fotoğraf çekimini işte en iyi yerde bulmaya çalıştım ama çok yüksek fiyatlar veriyorlar. Biliyorsunuz hani profesyonel çekimler evet. gerçekten ciddi rakamlar. İnanamazsınız ama gerçekten çok uygun fiyatlara çekim oldu. Şimdi mesela ben tabii öneri olarak söylüyorum bunu. E, siz daha iyi biliyorsunuz ürünü benden iyi tanıyorsunuz. Şimdi bu tayeti giymiş bu kişi. Bakan kişi de aa evet böyle duruyor diye görüyor. Ama bence yanında bir tane daha fotoğraf olsa hani bu tayeti giymeden önceki hali giydikten sonraki hali toparlayıcı ya bu. Evet. Yani göbek ve anladığım kadarıyla şu basen kalça bölümlerini toparlıyor. Anladım. Model aslında model çok uygun değil ona toparlamaya. Direkt onun üzerine oluyor aslında da. Evet. Yani öyle bir şey olsa Hı. anladım. Da, daha iyi olabilir yani tabii olabilir sadece. neden olmasın. Evet, mantıklı olur. Neden olmasın tabii. <laughs> Peki ürün vardı sadece sizde. Sermaye nakit olarak bir şey yoktu. Evet, yani evet. çok büyük bir sermayeniz yoktu diye tahmin ediyorum. Trendyol'a bu ürünleri yüklediniz. Sonraki adımınız ne oldu? Yani pazarlama yapmak, reklam yapmak gerekiyor. Tabii tabii tabii. Ee, ne yaptınız tabii, orada? Şöyle biraz gibebeye çalışması yaptık açıkçası. Tedavi Evet. Yani birkaç kişiye ama şöyle 3-5 kişi falan diyebilirim. Hmm. Yani 5 yorum olduktan sonra zaten üç günün sonunda perşembe günü giriş yaptık. İki günde yorumlar yapıldı. Birkaç gün sonra toplam 5 günde ben sipariş almaya başladım ama siparişler akıyor. Yani <laughs> inanamazsınız. Çok zaten hani sonuçta trend girmeden önce orada bir analizi yaptık, işte hangi firma kadar ürün satıyor, ürünler nasıl derken hani benim ürünüm gerçekten çok kaliteli, bu çok uygun fiyatlı. Bu şekilde girdiğimde tabii ki de çok ciddi reklam çalışması sonrasında başladı. Siparişler Hı -hı. alınmaya başladığında zaten ben kadın girişimci olarak Trendyol'a girdi. Biliyorsunuz Trendyol'un kadın girişimcilere komisyon desteği var. Hı -hı. O da benim için orada çok önemli bir noktaydı. 15 günde zaten o rakamı ben doldurmuştum. Sonrasında komisyonlar yükselmeye başladı derken hafif fiyatlara dokunmaya başladı. Sonrasında çok iyi gitti benim için yani o ilk ay iki ay çok iyiydi. Ekstra dışarıdan bir müşteriye ürün yapmaya başlarken o sermaye gücüyle de bu sefer kendime renkli kumaşlar sipariş etmeye başladım ve ürün çeşitliliğine, renk çeşitliliğine gitmek istedim. O şekilde çoğaldı ürünlerim de. Peki bu ürünler eşinizin aracılığıyla tedarik ediyorsunuz sonuçta ve aslında üretici fiyatıyla alıyorsunuz değil mi? Yani evet. bayağı uygun fiyata gelmiş oluyor size. Tabi Tabii tabii. Yani, Tasarımı, kalitesi, rengi, kumaşı. Tabii e, her şeyin içinde ben varım. Siz, siz varsınız tabii, yani. Her şey siz. Var. Yani tabii, alsat tabii. yapmıyorsunuz yani dolayısıyla. Hayır hayır hayır. Tamamen tamam. üreticiyiz. Ya süper. Aynen. O şekilde zaten modelleri çıkarıyorum, kendim deniyorum. Hani hangi beden hangi nasıl olacak. Bütün sipariş soruları bende hani Hı -hı. nasıl ilerliyorsa o şekilde oldu yani. Ha tebrik ederim. Hı -hı. Güzel bir nokta yakalamışsınız ve çok da rekabetçi bir ürün aslında. Şöyle söyleyeyim. çok evet, güçlü. Çok güçlü. Ben çapraz kemerle girdiğim zaman hep en üstteyim, hep en üstteyim böyle ilk üçteyim, ilk dörtteyim. Sonra tabii firmalar bunu fark ettiler ve bir ay sonra ekrana çapraz kemer ya tight yazdığınızda sırf çapraz kemer çıkmaya başladı. Bakıyorum herkes bütün firmalar çapraz kemer yaptı. Bu böyle bir iki ay devam etti, hafif böyle düşüş oldu benim e, bu sefer ürünümün satışlarında. Sonrasında baktım, ben şimdi tek ürün kovalarken, işte rakip firmalar birkaç ürün daha çok çalışıyorlar. Benim buradaki avantajım bir ürüne daha çok yatırım yapmak oldu. O şekilde de devam etti. Peki Amazon.com.tr ya da hepsi burada orada satıyor musunuz? Sadece Trendyol mu var? Ben bu işi planlarken bir araştırma süreci oldu. İşte sizin videolarınızı izliyorum. Sayın Mehmet Tekin videoları. Onları da çok izledim. Amazon eğitimi, bütün eğitimleri tamamen YouTube üzerinden almış oldum aslında. Diyordum ki ben bu işe girince 6 ay sonra aslında Amazon'a da girebilirim. Yok Amazon Türkiye. Evet Türkiye olsun. Hı hı. Yurt aslında ha, yurt ilk yurt dışını düşündüm ben. Sonrasında baktım Trendyol'a zaten zor yetişiyorum. Dışarıdan da hani markalardan da sipariş alınca yurt dışından da e, ürünlerime talepler oldu. Yurt dışına da satış yapıyorum. Sonrasında yetişememe gibi bir durum oldu. Sonuçta iki tane de evladım var. Hem onlarla ilgileniyorum hem evim var hem işim. Siz mi paketliyorsunuz tek tek siparişleri? E, şöyle yok. E, bir ekibimiz var tabii. Üç kişiyiz ama beş altı çalışanımız da var. Bir ekibiz aslında. Bu şekilde. Anladım. Ben evden çalışıyorum. İşte siparişleri veriyorum. Onlar paketleme yapıyorlar. Satış operasyon başkasında. Peki rekor nedir mesela? Bir günde böyle öyle bir sipariş geldi ki böyle e, yetişemedik ya da işte binlerce yüzlerce sipariş öyle bir rakam var mı? Hiç? Ee, bu Kasım kampanyasında biraz evet stoklarımız yüksek adette Yani tükendi böyle ucu ucuna yetiştirdik. Yani atölyeden mi Kaç sipariş yani. geldi mesela bir günde? Yani bir günde 300'e yakın sipariş. 300'e yani. yakın güzel. Yani ama benim için çok rekor bir <laughs> e, rakam. Yani tek ürünle sonuçta hani ben bunu 10 tane 15 tane ürünle yapmıyorum. Tek bir ürünle yapıyorum. Evet yanında 3 tane daha modelim var ama işte 200 tane çapraz kemer satıyorsam 50 tane diğer ürünlerden satıyorum. Benim için evet rekor bir rakam. Ya evet, süper. Hı -hı. Yani çok güzel aslında. Ya yani tabii ki bunu şey için söylemiyorum. Kadınlar bu işi yapamaz diye söylemiyorum. Elbette yapabilir. Hatta kadınların pratik zekası erkeklerden biraz daha ileride. Ve bu şartlar ne olursa olsun, hani çocuğunuz olabilir, telaşınız olabilir ki benim eşim de mesela şimdi iki çocuk var şu an. İkincisi yolda inşallah. Allah Sağ olun. O da mesela sürekli yoğunluk içerisinde, yani ev işi yoğunlukları var, farklı yoğunlukları var vesaire. Ama kafa sürekli çalışıyor. Yani sürekli böyle bir şeyler üretiyor. Farklı farklı projeler geliştiriyor. Dolayısıyla kadınların bu yöndeki yani yoğunluğu, kafa yoğunluğunu kullan ama yeteneği erkeklere göre daha iyi çünkü erkeklerde şey var mesela sen bu, ben bununla uğraşıyorsam biri buradan bir şey söylesin. Ya bir dakika şunu bir bitireyim derim mesela. Kafa iki yönlü çalışamaz. Dolayısıyla kadınlar bu, bu yönde teşvik olursa eğer. Özellikle ticaret yönünde diyorum. Ve daha fazla teşvik olursa ki koskep gerçi sizi kapıdan çevirmiş ama. En azından Trentol komisyon desteği olmuş. Tabii. E bu da bir avantajdır. E ben 29 yaş altı devlet desteğini de kullandım bu arada. Vergi muafiyetinden de faydalandım. Ha, o şekilde tabii tabii. Ha, süper. Süper benim için çok iyiydi. İşte kadınlar için fırsat çok. Yani bunu değerlendirmek lazım. Düşünmek gerekiyor ne yapabilirim diye. Ki siz güzel bir örnek bizim için. Ya bence isterse kadınların yapamayacağı bir şey yok. Bence Benim de. hani mesela işte elimde çok bir beceri yok. İşte ben şu şunu örüp üretip satamam elimde ama evet. belki zekamı kullanarak başka şeyler yapabilirim. Kesinlikle. Bu arada tabii eşimin desteği olmasa onun biraz tabii 11 yıldır da birlikteyiz. Ee, onun da bir ticari hayatı var. Ben, ben de onunla birlikte aslında bu hayat ticari hayatın içinde onunla arka planda varım aslında. Dediğiniz gibi hem çocuklar hem iş yani yemek yaparken bile ben video <laughs> izliyordum. Yani ne yapabilirim? Ne güzel. Nereden ne kapabilirim? Yani ufacık bir kelime bile benim için çok önemliydi. Bu şekilde. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Ben de çok ee, teşekkür ederim. Sizinle tanışmak benim için güzeldi. Birçok bir kişiye de örnek oldunuz bence. Umuyorum tekrar karşılaşırız. Bakalım İnşallah. bir sene sonra ya da altı ay sonra işleriniz belki beş kat on Şöyle bugün de çok güzel bir teklif <laughs> aldım bir ortaklık teklifi evet. Neyle ilgili? E, i̇şimizi büyütmekle ilgili. Ya, evet. Süper. Çok ciddi. Bu ay sonuna kadar inşallah. Belki ha, bu vereceğim. videodan sonra da alırsınız farklı teklifler bilmiyorum. <laughs> İnşallah bakalım nasip. Evet siz de Havva Hanım gibi buraya konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için yapmanız gerekeni biliyorsunuz zaten. Her videoda bahsediyorum. Altta bir form var. O formu doldurmanız yeterli. Bir başarı hikayesi, bir başarısızlık hikayesi. Hiç fark etmez ne oldu. Sadece doldurun. Biz okuyalım. Eğer uygunsanız siz de Havva Hanım gibi burada bizim konuğumuz olabilirsiniz. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Özellikle kadın girişimciler ve desteklerle alakalı bilgileriniz varsa, deneyimleriniz varsa yorumlar bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.